Ve partilerin meclis grup toplantıları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu'na eleştirileri sürdürdü. Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın FETÖ tutuklusu damadının tahliyesine de sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu'nun 16 Nisan referandumundaki tavrını eleştirmeye devam etti. Kurdular ya çeteyi Yüksek Seçim Kurulu'nda. Niye çete? Eğer bir grup insan bir araya gelir ve kanunsuz bir iş yaparsa onlara çete denir. Bu kadar açık. Bir grup insan bir araya geldiniz mi geldiniz. Kanunsuz iş yaptınız mı? Tam kanunsuzluğu yaptınız. E sizden daha iyi çete mi olur? Örnek diyorsanız Yüksek Seçim Kurulu'nda. Çete. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki çete olgusunu yargının bütün aşamalarına taşımak istiyorlar. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ tutuklusu damadının tahliyesine de tepki gösterdi. Hasta diye doktordan bir rapor ve tahliye edildi. Niçin tahliye edildi diye sormuyorum. Dikkatinizi çekerim. Niçin tahliye edildi diye sormuyorum. Aynı pozisyonda olanlar neden tahliye edilmiyor? Onu soruyorum ben. Aynı pozisyonda olanlar neden tahliye edilmiyor? Şu anda cezaevlerinde ölümü bekleyen ağır ve sürekli hastalığı olan 841 kişi bulunuyor. Bakın son 5 yılda hasta olmalarına rağmen tahliye edilmeyip hapishanede ölen tutuklu sayısı 451 kişi. Bir beyefendi efendim bilmem şu hastalığın var tahliye, öbürü hasta sen cezaevinde öleceksin diyor. Bu mudur eşitlik? Sırada MHP grup toplantısı var. Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'yi eleştiren Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ tutuklusu damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları sebebiyle tahliyesini de doğru bulmadığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık meclis grup toplantısında konuştu. Hedefinde CHP vardı. Cumhuriyet Halk Partisi kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır. Bugün oyun var diye sızlananlar, dün bize karşı oynanan oyunlarda figüranlık rolüne bürünmekten utanmamışlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında hizalanan diğerleri ise dağılmış, vurgun yemiş haldedir. Konuşmasının ardından soruları cevaplandıran Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ tutuklusu damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini doğru bulmadığını söyledi. Öyle bir hastalığı da bugüne kadar herhangi bir kesim tarafından duyulmamıştır. Eğer bir muazzaa varsa bu çok ayıp olur. 113 bin tane insanımızın istismarını bir kişiyle başka türlü alanlara çekmek de doğru olmaz. O bakımdan ben şahsen doğru bulmuyorum. Bir de Ergenekon davaları sırasında çok büyük hastalığı olan bir şahsın cezaevinde çıktıktan hemen sonra hayatını kaybetmesi de bir düşündürücü bir örnek olarak karşımızda bulunmalıdır. Bahçeli erken seçim iddialarına da cevap verdi. Hangi Kasım? 2019 diyorsan erken seçim değil normal seçim olur. Onu diyorsanız o olmaz. Gerek de yoktur diye düşünüyorum.